10 yıldır bu dava sürüyor. 2016'da, 2014'te meydana geldi bu dava. Yani kurşunlanma olayı, Uğur'un öldürülmesi 2016'ya kadar sürdü. 2016'dan sonra bir mahkemenin vermiş olduğu bir karar paraya çevrildi. Bu paraya çevrilen karar da 12.100 lira para cezası verildi. Onunla bir iş bitmiş oldu. Uzun zamandan beri tekrar itirazlar Anayasa Mahkemesi'nden yaşam hakkına ihlallik var diye geri döndü. Bu sefer de 3. mahkemedeyiz. 3. mahkemede de bugün sizlerin de orada gördüğünüz gibi 2 yıl 6 ay bir ceza verildi. Bu ceza da kesin bir ceza değil. İstinattan tekrar itiraz davası açıyorlar ve orada da çıkacak karar belli değil. Ya paraya çevrilir ya da hiçbir ceza, tekrar geriden beraat edebilir. Yani net bir karar değil. Yani şunu demek istiyorum. Yani bu Uğur'un vurulması, hayatını kaybetmesi, çocuğunun babasız kalması, babasının kanserden 2 yıl dayanamayıp da 2018'de ölmesi, 16'da ölmesi, annesinin şu an kanser olup da evde yatıp mahkemeye dahi duruşmaya katılamadığı, gerçekten ailenin, yani o kurşun bir kişiyi öldürmedi, bütün aileyi öldürdü ve bizleri de çok ağır bir şekilde yaraladı. Biz de çok üzülüyoruz. Ben Ok Meydan Cemiyeti Başkanı Zeynep Şahin olarak aynen sizinle aynı mesafedeydim Uğur'la. O kurşun bana da gelirdi ama Uğur'a geldi. Uğur o zaman hayatını kaybetti. Bugünkü Uğur'u savunan avukat birçok yanlış ifadeler kullandı orada. Bizi bir türlü dinlemiyorlar. Biz orada net gördüğümüz şeyleri burada bir türlü tanık olarak dinlemediler beni. Çünkü orada onun anlattığı çok farklı şeyler. Hiç ilgisi alakası yok. Cem evin üzerine bir el ateş etti diyor. Gayet bunu çok yanlış söylüyor. 5-6 el ateş etti. Uğur vuruldu. Ben kenara attım kendimi. Ondan sonra da gaz bombalarıyla bizi gaza boğdular. Uğur'a müdahale edemedik. Yani bu kadar açık, net. Burada kamera kayıtları var, orada tanıklar var, bizler oradayız. Neticede yani polisin beraat etmesi için mahkeme her türlü şeyi, her türlü imkanı sağlıyor ve onu da başardılar. Alevilerin vicdanında bu karar hiçbir şekilde vicdanları rahatlatmış bir karar değil. Bir güvenlik görevlisinin hedef alarak bir cemevinde bir insanı öldürmesinin bedeli bu olmaması gerekiyor. Vicdanlarımız halen yaralı bizim. Verilen ceza da gerçekten çok komik bir ceza. Yani cemevinde rahatlıkla insan öldürüp 2,5 yıl hapis yatabilirsiniz anlamına geliyor bu. Sorun hukuksal bir sorun. Sorun zihniyet sorunu. Çünkü ötekileştirilmiş olan bir toplumun bir bireyin canını almak onlar için değerli değil. Dolayısıyla bizim zorladığımız, hukuksal anlamda da karşılığını bulmak istediğimiz, verdiğimiz bu mücadelenin de boşa gittiğini burada görebiliyoruz. Yani yargı sisteminin bu kadar insanların vicdanını yok sayması, insanların değerlerini yok sayması inanılmaz bir durum. Ülkenin geldiği noktayı gösteriyor. Sorun bir insanın, sadece masum bir insanın ibadethanede vurulması değil. Sorun bu ülkede inanç özgürlüğüne saldırının olması, bu ülkede demokrasiye saldırının olması, bu ülkede insan haklarına saldırının olması anlamına geliyor. Alınan karar da bunun göstergesi. Biz bunların hiçbirini kabul etmiyoruz, hepsini yok sayıyoruz anlamında hükmündedir. Dolayısıyla çok büyük beklenti, kişisel olarak söylüyorum, çok büyük beklenti içerisinde olmasak bile hukuksal anlamda da mücadeleyi vermek adına davamızı takip ediyoruz. Ama mevcut gelinen noktada, yargı sistemindeki noktada da verilen ceza açıkçası çok büyük beklentimiz olmamasına rağmen hemen hemen ortalama bir ceza diyeyim. Ama bu dava emsal bir dava. Diğer geçmişte yaşanmış ve ceza politikası uygulanan davalarda da ve önümüzde yaşanacak olaylara da bir emsal olacağından dolayı biz yine de kesin olmamış olan bir dava. İstinaf Mahkemesi'ne yolu açık. Ama
takip etmek ve gerekirse daha büyük ceza aldırmak adına da ailenin söylediği gibi yine takipçisi olacağız. Çünkü sorun Alevi sorun değil, sorun insanlık sorunu, sorun demokrasi sorunu ve inanç özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Devlet yetkililerinin her zaman yaptığı gibi kendi kolu güçlerini kollaması artık bu ülkede ciddi ciddi rahatsızlıklara neden oluyor ve halkın gerçekten bu konuda büyük bir rahatsızlığı var. Sabrımız aslında zorlanıyor, öyle söyleyeyim. Biz artık adalete güvenmek, yargıya güvenmek istiyoruz ve bu ülkede insanca ve insan haklarına saygılı bir şekilde, inançlara saygılı bir şekilde yaşamak istiyoruz. Maalesef ki bugün yine bunlar engellenmiş oldu. Bu ülkede vergi verebilirsiniz, bu ülkenin bütün sorumluluklarını üzerinde taşıyabilirsiniz ama inancınızı özgürce yaşayamazsınız kararı oldu bu karar. Yapacak bir şey yok, biz mücadelemize devam edeceğiz.